Arkadaşlar hepinize merhabalar. Alkoller konusuna kaldığım yerden devam ediyorum ikinci videomla. Bu videoda alkollerin fiziksel özelliklerinden bahsedeceğim AYT kapsamında. Şimdi ilk videoda da söyledim. Polar moleküllerdir. Benzer benzeri çözer mantığında su da çözünür arkadaşlar alkoller. Şimdi alkollerde ne dedim? Hidroksi grubuna alkil grubu bağlandığında oluşuyor dedim. Bakınız hidroksi grubu hidrofil kısmı olacak. Polar kısım yani suyu seven kısım. Hidrofob kısmı ise apolar kısım olacak yani suda çözülmeyen kısım. Milli Eğitim kitabında göstermiş. Hidrofil kısım yani suyu seven kısım hidroksiyi göstermiş. NH2 suda çözünen kısım amin. İşte sülfonik asit grubu, asetik asit grubu. Bizim burada ilgileneceğimiz hidroksi grubu olacak arkadaşlar tamam. Alkollerin kaynama noktaları aynı karbon sayılı hidrokarbonlardan yüksektir arkadaşlar. Tamam bunu bileceğiz. Bakınız metil alkol. Metil alkol halo alkan özel isim, isimlendirmesiyle metil klorür. Metil klorür ise metandan büyüktür. Bakınız burada dikkat edin. Hepsi bir karbonlu değil mi? Bir karbonlu ama bu yapılardan bir tanesi alkol. Yani kaynama noktası büyük olan metil alkol. Daha sonra halo alkan olan özel ismiyle alkil halojenür yani metil klorür. Daha sonra da metan. Bak dikkat et. 64.7 derece metil alkol. Metil klorür eksi 24 derece. Metanda ise eksi 162 derece. Metanda London kuvvetleri etkin olduğu için daha düşük. Metil klorürde dipol dipol etkileşime etkin. Kolar bir molekül olduğu için. Alkolde ise Bakınız hidrojen bağları etkin olduğu için hepsinden büyük oluyor. Yani diyeceğim ki alkollerin kaynama noktaları aynı karbon sayılı hidrokarbonlardan yüksektir. Mono alkollerde karbon sayısı artarsa kaynama noktası artar. Aynı alkan mantığında olduğu gibi. Çünkü London kuvvetleri etkin. Bakınız propanol 3 karbonlu bir alkol. Etanol 2 karbonlu alkol, metanol 1 karbonlu. Bakınız karbon sayısı arttıkça kaynama noktası da artmış. Propanol 97 derece, etanol 78.37 derece, metanol ise 64.7 derece olmuş arkadaşlar. Tamam. Diyeceğim ki monoalkoller yani yapıda bir tane hidroksik grubu varsa monoalkol diyordum. Karbon sayısı artarsa kaynama noktası artar. Şimdi alkanlar videosundan hatırlayacağınız üzere Size ne demiştim? Alkanlarda dallanma artarsa temas yüzeyi azalıyordu, kaynama noktası düşüyordu. Mesela heksanın, n-heksanın kaynama noktası 68 derece, 5 karbonlu pentanın daha düşük 6 karbonluya göre. Düz zincirli 5 karbonlu pentan yine aynı karbon sayısına sahip ama dallanmaya, e, yapıda dallanma olan izopentana göre kaynama noktası yüksek. Alkollerde de aynı mantık olacak. Diyeceğim ki dallanma artarsa temas yüzeyi azalır. London kuvvetleri zayıflar. London kuvvetleri zayıfladığı için kaynama noktası azalır diyeceğim. Bak dikkat et başında ne olduğu için düz zincirli. Ne bütil alkolün kaynama noktası sek bütil alkolden daha fazla olacak. Sek bütil alkol ter bütilden fazla olacak. Burada tabi özel isimlendirmesiyle yazdım. Yani diyeceğim ki bak burada dallanma İkinci karbonda olduğu için daha düşük oldu. Burada ise ikinci karbonda daha fazla dallanma olduğu için sekbütül alkolden de düşük oldu. Yani dallanma arttıkça arkadaşlar kaynama noktası azalır diyeceğim. Peki yapıda OH grubu artarsa hidrojen bağ sayısı artar diyor. Kaynama noktası da artar diyeceğim arkadaşlar. Tamam. Bakınız dikkat edin propanolde bir tane hidroksik grubu var. Bir tane OH grubu var. Propandiyolde bir iki propandiyolde iki tane hidroksik grubu var. İlk videoda da görmüştünüz. E, propantriolde bir iki üç propantriolde üç tane hidroksik grubu olduğu için daha yani kaynama noktası daha fazla olacak arkadaşlar. Tamam. Bakınız demek ki neymiş? OH grubu artarsa hidrojen bağ sayısı artar. Yani kaynama noktası artar diyeceğim. Şu okları yanlış göstermişim. Şöyle olacak arkadaşlar okların yönü. Tamam. Peki iyonlaşarak çözünmezler. Yani elektrolit değildir. Asit bazlar konusunda da sizlere anlatmıştım. Yapıda OH grubu olmasına rağmen bazik özellik göstermiyor arkadaşlar. Tamam. Çözünürlük kısmına gelelim. İki husus var çözünürlük kısmında da. Burada fiziksel özelliklerinden bahsediyoruz. Bakınız hidrofob kısım yani apolar kısımda karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalıyor arkadaşlar. Çünkü şu aradaki bağ karbon sayısı arttığı için daha fazla çekim kuvveti oluşuyor ve çözünürlük azalıyor arkadaşlar. Tamam yani R grubunun karbon sayısı artarsa çözünürlük azalır. Bak dikkat et burada 5 karbonlu olduğu için daha az oldu. İkinci hususta OH grubunun sayısı artarsa çözünürlük artar diyeceğim. Çünkü arada hidrojen bağı olduğu için çözünürlük artıyor arkadaşlar. Üçüncü videomda alkollerin adlandırılmasından bahsedeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.